Bismillahirrahmanirrahim. Bugün sekine kelimesini çalışmak istiyoruz. Sekine kelimesini Türkçe olmadığı için buradan ararsak bulamayız. Çünkü sekine daha çok güven, güvenlik diye tercüme edilmiş. Ama güvenlik diye arasak da aynı yere varamayız. Çünkü her zaman güvenlik diye tercüme edilmiyor. Üstelik güvenlik diye tercüme edilen başka kelimeler var. Yani finder her zaman aramada başarılı olmuyor. Sayfa numarasını bilseydik buraya yazabilirdik. Ama o da değil. Biz şimdi SKN buraya yazalım. Kökünden arayalım. SKN 3'ü de küçük harf yazılacak. Ve SKN'nin geçtiği 69 yeri gösteriyor. Ama bunların hangileri SKN'e bu tablodan görmemiz mümkün değil. O yüzden liste haline bakıyoruz. Bakıyoruz. SKN bundan türetilen bir kelimeymiş. 5 yerde geçiyor. Sakin bir tek Furkan suresinde geçiyor. Sekene 15 yerde geçiyor. Bu sayı çok olduğu için e, o sarıya basınca ancak görebileceğiz. Sonra yine başka bir seken ve sekine. İşte aradığımız kelimeyi bulduk. Bu noktada Türkçedeki türevlerine de bakarsak ben 7 tane kelime buldum Türkçeye geçmiş. Sakin, miskin, meskun, mesken, iskan, teskin, müsekin bunların hepsi bir rahatlık, bir güven e, duygusu veren kelimeler. Ama sekine bunların kesinlikle en güzeli. Çünkü çok özel durumlarda geliyor. Bakalım hangi durumlarda. Türkçeden gidelim bugün. Çünkü hepsinde sekine geçeceğini zaten biliyoruz. Önce Bakara'dan başlayınca bu Hz. Musa'dan sonra gelen bir hükümdarın ve yani İsrailoğullarındaki bir hükümdarın hikayesi. Ama bu hikaye bizde çok bilinmediği için bunu kısaca geçelim. Burada gönül rahatlığı diye tercüme edilmiş sekine kelimesi. 9'a 26'yı sona bırakacağım. Sebebini göreceksiniz. 9'a 40'la başlayalım. Bu hicret olayı, inkar edenler onu Mekke'den çıkardıklarında mağarada bulunan iki kişiden biri olarak Allah ona yardım etmişti. Hazreti Ebu Bekir'in adı geçmiyor ama burada ona üzülme Allah bizimledir diyor. Çok zor bir durumdalar çünkü ve Allah onlara sekine veriyor. İşte sekinenin ilk kullanımı burada. Peygamber Efendimizin hayatında ilk defa burada sekineyi görüyoruz. Daha sonraki kullanım, üç kullanım Fetih Suresinde üçü de ve bunlar hep o zor günde Hani Hudeybiye'de 10 gün yaya olarak Umre niyetiyle Medine'den geliyorlar ve artık Mekke görünmüşken izin verilmediği için göz göz geri dönüyorlar ve sahabeyi geri dönmeye inkıdan etmek çok zor oldu sen Allah'ın Resulü değil misin diye itiraz ettiler ama sonunda üstlerine sekine indi yine burada güven diye bahsediliyor yine aynı yerde bir Rıdvan biatı vardır orada yine Güvenlik diye tercüme edilen olay. Ve nihayet surenin sonunda artık geri dönüyorlar. Ve Allah peygamberine ve inananlara huzur indirdi. Yine aynı sekine kelimesi burada huzur geçiyor. Ve e, surenin son 3 ayeti e, siz Allah dilerse güven içinde mescid-i arama gireceksiniz diye bu söz tekrar ediliyor. Ama Sekine'nin en çok ihtiyaç duyulduğu yer şu Huneyn gazvesinde. Allah size birçok yerlerde ve Huneyn gününde yardım etmişti. Huneyn günü şöyle e, anlatılıyor. Çokluğunuzun sizi böbürlendirdi fakat bir faydası olmadı. Çünkü o güne kadar hep Müslümanlar azınlıkta ve zafer kazanıyorlar. Ama Huneyn'de çoğunluk var, görünüşte kuvvetliler ama bir faydası olmuyor yüzü dar geliyor ve bozularak arkasına dönüyor sahabe. Çok zor bir gündü. Ve o bozgundan sonra Allah peygamberine, müminlere güvenlik sekine veriyor ve onları bir kere daha e, muzaffer kılıyor. İşte sekine en çok ihtiyaç duyduğumuz, morallerin dibe vurduğu zamanlarda Allah'ın indirdiği bir lütuftur. Allah eksik etmesin. El Fatiha.